Başkanımız çalışıyor. Neyse, o kamp alanından uzaklaştım. Belki o müzikten dolayı telif yiyebiliriz diye. Şimdi yine bu devam ediyor. Gazım. YouTube'da izleyebilirsiniz. Yanına gideceğiz. Çayla simit var değil mi başkanım? Evet, aynen öyle. Evet, evet. Bol küncülü, sıcak. Çayımız Rize'nin dağlarından gelme uç çaylar. Ama birini sadece ben patatesimden. Çay, simit, Gazi'ne geldik. Paşa belli. Ne oluyor? Çayla simitimizi buradan alacağız. Çay ve simit de var. Yaşadık. Evet sevgili dostlar, bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği doğa yürüyüşündeyiz. Kemerburgaz'dayız. Eyüp Belediyesi'nin tesislerindeyiz. Burada herhalde dışarıda gördüğüm kadarıyla Türk Telekom'un abileri, ablaları bugün pazar gününü ayırmışlar. Burada güzel bir gün geçiriyorlar. Biz de şöyle bir yürüyüş yapacağız. Gazi Osman Paşa Belediyesi çay simit varmış, o yüzden geldim. Yoksa gelmezdim. Hadi yürüyüş yapalım, gidelim, gezelim. Başkanımız çalışıyor. Toplanma alanı burası. Bakalım ne olacak? Aktiflere neler? Bayağı bir katılım var bu yürüyüşe. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği yaklaşık 300 kişi kadar katılım var. Gördüğünüz gibi yolun sonu gözükmüyor. Önde koçlarla birlikte bu yürüyüş Kemerburgaz Eyüp Belediyesi'nin tesislerinde, yani tesislerin ormanında devam ediyor. Yürüyüşün sonunda çayla simit var. Gördüğünüz gibi yürüyüş yapan Gazi Osman Paşalılar güzel bir pazar günü geçirdiğini düşünüyorum. Keyifleri yerinde. Yol arkada biraz dağılsa da bence iyi ilerliyor diyebileceğimiz seviyede. İnsanlar aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte. Yalnız gelenler var tabii. Eşleriyle gelenler var. Güzel bir gün. Burada da abiler şey yapmışlar böyle. Herhalde hafta sonu kampı yapmışlar burada. Arkada da fon müziği var. O fon müziği inşallah bizi bozmaz. Neyse, o kamp alanından uzaklaştım. Belki o müzikten dolayı telif yiyebiliriz diye. Şimdi yine bu devam ediyor. Gazi. YouTube'da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi insanlar mutlu. Böyle yürüyüşler gerçekten gerekli diye düşünüyorum. İstanbul halkı için gerçekten şehirden uzaklaşmak ve böyle alanlara gelmek çok önemli. Gördüğünüz gibi doğayla birlikte iç içe olmak İstanbul için gerçekten zor. Böyle gezilerin belediyeler tarafından daha çok yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi son zamanlarda maddi açıdan insanlarımız zorluk çekiyor. Bir yerlere gidemiyorlar. Gidenler var, gidemeyenler var.
Bunun yanında kaynaşmak da önemli. Arkada kalanlar biraz koşturmaya devam ediyor. Bak hocayla birlikte gelmişler. Korkmuşlar. Nerede kalmıştık? Evet. Belediyelerin böyle gezileri devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar hem kaynaşamıyorlar hem de böyle aktivitelere zaman ayıramıyorlar. Hem de belki arabaları yok. Belki maddi açıdan zor oluyor. Bence güzel bir aktivite oldu. Olmaya da devam ediyor. Elini mi? Oğlum kıçını yıkıyorsun o zaman. Beleş su yani. Sorun yok. Bakın hala devam ediyor. Arkada devam ediyor. İnsanlar gelmeye devam ediyor. Bayağı kişi var galiba. 300 kişi yaklaşık. Kaç araba geldik yani? 5-6 araba geldik. Bizim araba büyük otobüstü. Diğerleri küçük otobüslerdi ama bayağı da gelenler var. Arkada kalanlar var. Böyle. Yolun bakayım daha gelenler var mı? Var gibi gözüküyor. Saat 9.30'da buluşma alanında buluştuk. 10 gibi hareket. Saat kaç şu anda? Saat 11 olmuş. Aslında trafik yoktu ama tabii insanlar indi bindi filan derken toplanma alanında işte burada zaman geçiyor. 11 olmuş. Bakalım kaçta bitecek. İşte son gelenler de bunlar. Daha var mı? Var gibi ama onlar bizden mi ya? Neyse biz devam edelim. Bizim grubu kaybetmeyelim. Sonra çay simitten olmayalım. Bak bir yaz daha geçti, son kuşlar uçtu gitti. Neredesin? Biraz hasret, biraz gayret. Belki yarın, belki... Selfie çekerken uçan kız ya da arkadaşlar ya da insanlar şu anda çok tehlikeli bir hal halinde. Ben de o pozisyondayım. Bakın uçurumun içinde Türk halkı sever böyle heyecanlı fotoğrafları. Gaz kaçağını bile çakmakla test eden bir millet olarak böyle şeyler bize tırs gider.
yürüyüşümüz Kemer'e kadar oldu. Kısa bir yürüyüş oldu. Tabii ailelerle, çocuklarla bu yürüyüş bence idealdir. Genç atletik kişiler, yani benim gibi kişiler için bu yürüyüş az ve yetersiz geldi. O yüzden ben de Tura'yı taşıyorum şu anda sırtımda. Ondan sonra şimdi yolun bitiminde yürüyüşün en güzel yanına gideceğiz. Çayla simit var değil mi başkanım? Evet, aynen öyle. Evet, evet. Bol küncülü, sıcak. Çayımız Rize'nin dağlarından gelme uç çaylar. Çok keyifli bir çay olacak. Başka sürprizi var mı müdürüm bilmiyorum ama. Kaşarlar filan, peynir filan. Kaşar peynir var mı müdürüm? Hani onu el altından da şey el altından yapabiliriz. Şöyle ekstra çok büyük hediyeler istiyorum diyorsanız kod sıfır atık uygulamamız var bizim. İndiriyorsunuz. Orada geri dönüşümlerinizi biriktiriyorsunuz. Puan karşılığında birçok hediyenin sahibi oluyorsunuz. 17 i̇şte, tane hediyemiz var. Ekstra bu olsun size. Bunu da burada işte yürüyüş yolunda araçları istemiyoruz başkanım. Spor yapmaya geliyoruz. Bizden sonra. Tamam. Sonra. Spor yapmaya geliyoruz, arabayla yürüyoruz. Bunu değiştirmek lazım. Dündüz yeterim. İşte Gazi Osman Paşa'nın bu uygulamasını da uyguladığımız zaman indiriyorsunuz. İndiriyoruz. Geri dönüşüm atıkları. Geri dönüşüm. Bunlar karşılığında geri dönüşüm. Görevli arkadaşlar alıyor. Puan karşılığında. Orada da böyle arkana atıyor. Belli bir puana gelince birçok hediye, 17 tane hediyemiz var. Onlara yani o zaman kaşarla peynir. Ekstra şeyleri oradan elde edeceğiz. Tamam. Bu yürüyüşün sonunda eğer böyle etkinliklere katılıyorsanız çay simit varsa peyniri yanınızda da getireceksiniz. En kısa kestirme. Evet, o da bir çözüm olabilir. Evet. Biz öyle yaptık. Ayda bir defa olacak bu yürüyüş. Evet. Gazi Osman Paşaları duyurdu. Mesela nereden öğrendiniz? Ama yürüyüş güzel oldu. Ben beğendim. Güzel oldu. Kısa bir parkur. Yorulmuyorsunuz. Karda. Ama şu anda bence keyifli oldu. Çünkü çoluklu aileler için ideal. Belki bir üst sınıf için şöyle. Yani yürüyüşü birazcık daha yapan vücudu uygun şeyler için, evet. Aileler için. Farklı bir. Tabii biraz daha uzun parkur olabilir. Evet. O da Hasan Başkanıma duyurulur. Evet. Ve Arhan Müdürüm'e. İnşallah. Mesela buraya birebir bizim personelimizi arayıp 350 kişi geleceğim dediği yürüyüşe 221 kişi geldi. Evet, o da pazar gününün olması sebebiyle işte sabah insanlar kalkamıyor falan. Ona göre mesela otobüs tahsis ediyoruz, ona göre yiyecek tahsis ediyoruz. Bence bugün bayağı güzel bir katılım vardı, güzeldi. Halkımız bu... Hava da çok güzel. Evet. İşte düşünce biraz önemlisi olan engelli arkadaşlarımız da geldi. Evet, öyle bir şey de vardı. Onlar için özel başka araçlar vardı. Özel araçlar. Evet, onları da gördüm. Onlar da geldi. Evet. Onlar da bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederim. Çok bunun benzer etkinliğimiz spor müdürümüz Ayhan Bey. Çok benzer etkinliklerimiz var. Haftaya da mesela 29 var. Ekim Cumhuriyet koşumuz var. O nerede olacak? Kemal Şeker Bulvarı'nda. Yine Balkanlı Parkı'nın olduğu yerde de koşunun festivali olacak orada. Ödül törenimiz falan. Peki bu koşuya katılmak için ne yapmaları gerekiyor? Şu anda koşu kayıtlarımız doldu. Doldu. 1800 kişi kayıt oldu. 800 çocuk. 1000'i yetişkin doldu şu anda. Yarışmaya katılacak sporcularımıza çip, tişört ve çanta dağıtım süreci başladı. Haftaya da 29 Ekim'de saat 9.30'da koşumuza start vereceğiz. Onu bilsek ona da katılırdık, tişört ve malzemeler için. Yine gelip koşabilirsiniz. İlçemizdeki billboardlarda falan hepsi bu koşunun duyurusu falan haftaya görmüş olmanız lazım. Haftaya cumartesi. Cumartesi. Sedat Balkanlı Parkı'nın orada startını vereceğiz. Koşuya gelip serbestte katılabilirsiniz. Ailenizle birlikte Sedat Balkanlı Parkı'nın içindeki çeşitli etkinliklerin olduğu festivale de katılabilirsiniz. Eğlenceli bir gün olacak. 100 tane çocuk aileleriyle birlikte geldiğini düşün. O zaman bu etkinliğe de sizleri bekliyoruz. Evet. Evet, buradan Gezen Adam Fatih kanalımdan size herkese selamlar diyoyu. İzledikten sonra Gazi Osman Paşa'nın etkinliklerine de katılabilirsiniz. Evet, şimdi en güzel zamana geldik. Ne oluyor?
çayla simitimizi buradan alacağız. Bize bir tane fiş verdiler. O fişle birlikte buradan mobil büfeden alacağız şimdi çay ve simit. Aa, su da var bak, su da var. Çay, simit. Gençler çayla simitini alıyor. Gençler nasıl geçti gezi? Çok güzel. Daha yine gelir misiniz? Geliriz. Hadi bakalım. Simiti de kaptınız. Çay nerede? Çay yok mu? Vermediler. Aa. Biz yanımızda getirdik bir şeyler. Gençlere çay yok o zaman. Söylemedik. Yazık bize. Çay. Simit Gazi Osman Paşa Belediyesi'nden ballar, çikolatalar filan filan kaşarlar bizden. Diğer gezilerde Hasan Tahsin Usta Başkanımızdan şöyle yanına aperatif şeyler de vermesini bekliyoruz. Adamlar neresi sen? Diyelim ki belediyeyle gelmediniz. Ne yapacaksınız? Bu tesislere girmek için araç başı, bir dakika. Araç başı 15 TL. Motosiklet 10, minibüs 50, minibüs 100, otobüs 150. 5 TL olan neydi? Yaya 5 TL. Allah Allah. Yaya da mı para var? O olmamış işte bak, çok ayıp olmuş. İlginç. Saçma. Gelip burada saat 21'de kapanır falan diyor ya, araba içeri sokuyorsunuz, içeride böyle kamp yapılacak yerinizi ayarlıyorsunuz, çadırınızı kuruyorsunuz, sonra çadırı kurduktan sonra burada kalabilirsiniz arkadaşlar. Alın size İstanbul'a çok yakın kamp alanı. Daha ne yapayım ben size? Hadi bu kadar yeter, kapat.